Değerli izleyenler, reklamların ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor. Efendim, Ankara Anlaşması ile ilgili son gelişmeleri uzmanlarımızdan Taşgül Kılıç'tan öğreniyoruz. Sevgili mahalleli, Brexit sonrası Ankara Anlaşması'nın durumunu hukuk uzmanlarımızdan Taşgül Kılıç cevaplıyor. Merhaba sevgili Londra Mahallesi izleyicileri. Bir hukuk bölümümüze daha hoş geldiniz. Efendim, yeni sezonda yeni bölümde değerli uzmanlarımızdan sevgili Taşgül Kılıç'la birlikteyiz. Öncelikle bir kez daha Londra Mahallesi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de Kılıç'ın Kılıç Avukatlık Bürosu'na hoş geldiniz. Efendim, bu haftada yine sizlerin ve İngiltere'de yaşayan, Türkiye'de yaşayan tüm insanların gündeminde olan Ankara Anlaşması'ndaki son gelişmeleri sevgili uzmanımızdan öğreneceğiz. Taşgül Bey, Ankara Anlaşması'ndaki son durum nedir efendim? Bir yaz sonrası yeni bir sezon açılıyor. Brexit Mart 2019 itibariyle başlayacak sanıyorum. Biraz bilgi verir misiniz bu konu hakkında? Tabii ki kısmen müjdeli bir haber var Ankara Anlaşmalarına. Biliyorsunuz ki Şubat 2017'de bir Aydoğdu davası vardı. Ve bu davayla birlikte Ankara Anlaşmalarının süresiz oturumları hepsi askıya alındı. İçişleri Bakanlığı bütün indefinit yani süresiz oturumları başvuru askıya alıp yeni bir düzenleme getireceğini söyledi. Şimdi onun yüzden hatta başvuru yapanlar 6 ay bekleyen insanlar var, 8 ay 10 ay bekleyen insanlar oldu. Ve bunlara yavaş yavaş cevap geliyor. Son 2-3 haftada bunu söyleyebilirim. Birkaç müvekkilimize oturum geldi, süresiz oturum geldi. Çok bekleyen var, başka hukukçu arkadaşlarım var. Onların da bürosunda süresiz oturumlara cevaplar geldi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Hani vaz mı geçti İçişleri Bakanlığı bu süresiz oturumu yeni düzenlemesinde? O anlama gelmiyor. O yeni düzenleme halen olabilir. Ama tabii bu başvuruları bekletmek, çok uzun bir süre bekletmek çok doğru bir karar olmadığı kanısına vardı diye düşünüyorum. Onun yüzden cevaplar gelmeye başladı ama yeni düzenlemeye gidebilir tabii ki. Sayın Kılıç, düzenleme dediniz. Bu düzenlemeyi biraz daha açar mısınız? İzleyicilerimize anlatır mısınız? Bu düzenleme nasıl olacak? Neyle ilgili olacak? Tabii ki düzenleme derken sadece spekülasyon yapabiliyoruz şu aşamada. Çünkü Home Office kendisi de bilmiyordu tam olarak ne yapacağını ama bu Aydoğdu davasıyla hani 4 senede süresiz oturum alınması konusunda hakim bir görüş vermişti. Yani 4 sene çok kısa bir süre. Onun yüzden belki bu 10 seneye kadar çıkabilirdi. Belki bir limit konulabilirdi Ankara Anlaşması'nda sermaye limiti gibi. Yani düzenleme dediğimiz bu. Şimdi Home Office bundan tamamen vazgeçmiş değil şu anda. Halen bu devam edebilir ama şu aşamada en azından bekleyen başvurular yavaş yavaş neticeleniyor. Yani şu anda 8 ay veya 10 ay bekleyen insanlar varsa süresiz oturum başvurularında panik etmesinler. Yavaş yavaş onlara da cevap gelecek. Taşgül Bey, Brexit'ten sonra ne olacak? Ankara Anlaşması ile ilgili neler söylersiniz izleyicilerimize? Mart 2019'dan sonra Brexit artık gerçekleşiyor. Dolayısıyla bir değişiklik olacak mı? Biraz daha açalım mı bu konuyu? Şimdi tabii Brexit'ten dolayı Ankara Anlaşması ile ilgili bir sürü spekülasyon var. Şimdi Mart 2019'a kadar İngiltere'nin müzakere periyodu yani Avrupa Birliği'nde çıkma durumu olacak. Mart 2019'a kadar en azından şu anda verilen süre bu. Tabii bu arada ne olacak? Ben Ankara Anlaşması'nın Mart 2019'a kadar devam edeceği kanısındayım. En azından şu anda İçişleri Bakanlığı'nda falan Ankara Anlaşması ile ilgili herhangi hani biz iptal edeceğiz veya bir tamamen kaldıracağız veya bir düzenleme getireceğiz gibi bir açıklama yok. Dolayısıyla Ankara Anlaşması yapmak isteyen insanlar yapabilirler. Hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama Mart 2019'dan sonra ne olur? Tamamen iptal olma ihtimali var. Ya da yani zaten biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde çıkıldığı zaman otomatikman Ankara Anlaşması zaten iptal ediliyor. Tabi tutulmuyor İngiltere zaten ama belki İngiltere Türkiye ile kendi arası bir anlaşma yapabilir. Birebir bu ihtimal. Belki sermayeye bir limit koyarlar. Yani işte 10.000-20.000 sterlin gibi olabilir ama şu an bunlar için çok erken. Ben önceden konuşmayı çok seven biri değilim. Bence her şeyi aşama aşama almak gerekiyor. Şu an söyleyebileceğim şey Ankara Anlaşması olduğu gibi devam ediyor. Süresiz oturumları da konuştuk az önce. Yani onlar da artık yavaş yavaş neticeleniyor. Dolayısıyla Ankara Anlaşması yapmak isteyen insanlar rahatlıkla yapabilirler. Efendim, ben de tam onu soracaktım. Ankara Anlaşması'na başvurmayı düşünen izleyicilerimiz olabilir ekran başında şu an bizleri izleyen. Onlara ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz? Şimdi hani bu hem bu Aydoğdu davası hem de Brexit Ankara Anlaşması'nı biraz salladı diyebilirim.
En azından insanlar panik ediyorlar. Bazı insanlar aman dur bakayım ne olacak, başvuru yapmayayım falan gibi düşünceler var insanlarda ama bana kalırsa şu an hiçbir değişiklik yok. Ankara Anlaşması olduğu gibi devam ediyor. Artı süresiz oturumlar da cevap geldi. Dolayısıyla insanlara başvuru yapmasını öneriyor muyum? Öneriyorum. Ha yarın başvurunuzu yaparsınız. Yarın bugün Avrupa Birliği'nde çıkılır bilmem ne. Siz ama Ankara Anlaşması çatısı altındasınız. Ne olur size? Büyük ihtimalle etkilenmezsiniz diye düşünüyorum. En azından belirli bir uzatma falan yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani şu anda eğer yapmak isteyen insanlar varsa Ankara Anlaşması'yı, burada öğrenci olarak, turist olarak kalan insanlar varsa veya Türkiye'de buraya gelip de Ankara Anlaşması yapmak isteyen insanlar varsa bence elini çabuk tutmaları gerekiyor. Çünkü şu anda Ankara Anlaşması'nın iptaliyle ilgili bir şey söz konusu değil ama bakarsınız 2-3 ay içinde öyle bir şey söz konusu olabilir. Dolayısıyla başvurmak isteyen insanlar bir an önce başvurularını yapsınlar diye tavsiye ediyorum. Efendim son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Var aslında bu Ankara Anlaşması'nın süresiz oturum başvurularının askıya alınan bahsettik. Askıya alınan aynı zamanda Türkiye'de eş getirme olay da askıya alınmıştı. Bununla 6 ay 8 ay Türkiye'de bekleyen eşler vardı. Bu da yavaş yavaş neticelendi. Home Office bu konuda da düzenlemeye gitti ve burada da neticeler almaya başladık. Şu anda yavaş yavaş o neticeleri geliyor. Hatta olumlu gelişmede diyebilirim. Örneğin buradaki eşin 18.600 poundluk bir geliri yoksa bile, eğer çocuğu varsa Türkiye'de o finansal kriteri yerine getirmese bile yine ailesini getirme hakkı var. Yani aslında olumlu bir gelişmede diyebilirim bu konuda. Efendim çok teşekkür ediyorum bize zamanınızı ayırdığınız ve bu güzel bilgileri verdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Değerli Londra Mahallesi izleyicileri, efendim haftaya başka konularla yine karşınızda olacağız. Londra Mahallesi devam ediyor. İyi seyirler. Efendim duydunuz, elinizi çabuk tutmanız sizlerin ve sevdiklerinizin yararına olacaktır.